Selamünaleyküm. Demek materyallerinin kimyevi karşılığı ve zenginleştiren hamayeleşme anıdan kingi mağaza maşgulatımızı başlayınız. Mağazamızın mağazası elektrik kimyevi karbuzu tezlik edin namlanadı. Mağaza kuyudaki rica asası da alıp barladı. Elektrik kimyevi karbuzu tezlikini anıklar. Hem de kutupsuzlandırış bilen bağladıgın cereyanlar bilen tanışalımız. Elektralit muhutu da öz özüden sadır bağladıgın karoziye ge elektrokimyavi karozi deyiler. Bunda oksidlanış, kaytarılış reaksiyaları alakada yüzelerde sadır bağladı. Karoziyanın tezliği ise metalning elektrod potensiali bilan belgilanadi. Korroziyaning bu turi keng tarqalgan bo'lib, uni atmosferada, suvda, tuproqda, turli suyuqliklarda, ya'ni kislota, ishqor va tuzlarning eritmalarida kuzatiladi. Metal bilan elektrolit chegarasida potensiallar ayırması hasıl olur. Bunda metal iyonları metaldan elektrolitke ötüp aralıkta koş elektrokavat vücut keler. Bu iki fazalar arasındaki potensiallar ayırmasını absolut kıymatını ölçüşünün imkaniyatı yok. Lekin uning nisbiy qiymatini biror bir shartli potensiali aniq elektrodga nisbatan o'lchash mumkin. Buning uchun korroziyaga uchrayotgan metal bilan potensiali aniq bo'lgan elektrodlarning elektr yurituvchi kuchi o'lchanadi. E barobar U1 minus U2. Bu yerda E elektr yurituvchi kuch voltlarda U1 birinchi elektrodning potensiali voltda U2 ikkinchi elektrodning potensiali voltda. Odatda U1 potensiali katta musbatroq bo'lgan elektrod potensialidir. Korroziya paytida bir tomondan metal ionlari eritmaga chiqsa, quyidagi tenglama bo'yicha ikkinchi tomondan ular metal yuzasida zaryadlanadi. Mana bu tenglama bo'yicha. Bu reaksiyalar paytida hosil bo'ladigan va sarf bo'ladigan elektr miqdorini E1 va E2 lar bilan ifodalash mumkin. Vaqt o'tishi bilan ularning tezliklari bir-biriga tenglashadi. E1 teng E2 barobar E0. Bu yerda E0 almashinish elektr toki bo'lib, u ionlar almashinishi muvozanatga yetgan paytdagi reaksiyalarda ishtirok etayotgan tok miqdorini ko'rsatadi. Radioaktiv izotoplar yordamida o'tkazilgan tajribalar almashinish toki kattaligi 10-8 dan 10-5 amper santimetr kvadratgacha bo'lishini ko'rsatadi. Metal elektrolitga tushirilgan paytda fazalar orasida qaytar va qaytmas elektrod potensiallari vujudga keladi. Qandaydir metaldan ma'lum miqdordagi metal ionlari elektrolitga o'tib, xuddi shu miqdordagi ionlar elektrolitdan metalga qaytib o'tsa, qaytar elektrod potensiali vujudga kelgan hisoblanadi. Bu paytda metal
Karvoze götüremeydi. Metal massası kömeymeydi. Yani delta en metal nölgeteyim buna. Bu hıl potensial, kaytar elektrot potensial deyilip, onun nerniz teğnemesi yardamı da savlaş mümkün. Bu yerde UM0 metalinin standart elektrot potensialı, R gaz daimiyiliği, T absolut temperatura, N metalinin valentliği, F ise Faraday sanı. A metal N derecesi metal iyonlarının eritmedeki aktivliği hesaplanır. Oksidlanış reaksiyası neticesinde anotta metalda erken elektronlar hasıl bulup bu elektronlar metal arkalı katotka varar. Eğer bu elektronlar başka bran bir iyon ya ki moleküle tamamından biriktirilmese katot kutuplanıp karvoze cereyanı tezgahı ketişi mümkün. Metal, metal N plus N Y. Katotta toplanıyorken bu elektronlarını suda erigen kislorod molekülası biriktirse katot cereyanı kislorod kusursuzlandırılışı bilen bargen hesaplanır. Quyidagi tenglama asosida ketadi. Bu jarayon borishi uchun kislorodning qaytar elektrod potensiali metalning qaytar elektrod potensialidan katta bo'lishi shart. Ya'ni u metal qaytar kichkina, u O2 qaytar. Bu yerda u O2 qaytar teng u O2 qaytar plus R taqsim 4F 2.13 logaritm P A2 A derecesi 4 AH minus. Bu A2 minus kaytar kislorodun standart kaytar elektrot potensialı. Yer A2 kislorodun parsiyel basımı alfa hidroksil iyonlarının aktivliği sağlanır. Kislorod iştirakıda baradigan korroziyalar adatta nitral pH 7 ga teng muhitda sodir bo'lib, atmosfera, tuproq, suv, tuz eritmalari. Bu sharoitlarda nitral muhitda korroziyadan metallarni saqlash uchun bizga ma'lumki, elektrokimyoviy korroziyaga qarshi himoya vositalaridan biri korroziya ingibitorlaridan foydalanish hisoblanadi. Korroziya ingibitori az miqdorda 0.1 1% miqdorda korroziya borayotgan muhit, ya'ni elektrolitga qo'shilgan vaqtda korroziya bir necha bor kamayadi va hatto tamamen to'xtaydi. Korroziya ingibitori sifatida turli xil organik va noorganik moddalar qo'llaniladi. Odatda ular elektrolitdan metal yuzasiga adsorpsiyalanib, katod reaksiyasini, anod reaksiyasini yoki ham anod ham katod reaksiyalarini sekinlashtiradi. Korroziya kislota eritmasi yoki kislotali muhitda bo'lsa, katod jarayoni asosan vodorod ionlarini qaytarilish reaksiyasi hisobiga boradi. Bu jarayonni sekinlashtiruvchi ingibitorlar kislota korroziyasi ingibitorlari deyiladi. Bu xil ingibitorlar sifatida turli xil organik va noorganik moddalar qo'llaniladi. Organik ingibitorlarning samaradorligi organik moddaning molekulasini kattaligi, izomer holati, molekuladagi funksional gruppaning tabiati va o'rni kabilarga bog'liqdir. Noorganik ingibitorlarning
katarige mişek, vismut, sürme, kali, kali bromid saklayıcı maddeler kırar. Metalin kislotadagi korroziyasi ingibitor hisobiga sekinlashadi. Vodorodli korroziya kislota eritmalarida kuchli borib, u haroratni ortishi bilan va kislota konsentratsiyasining ortishi bilan tezlashadi. Lekin masalan temir korroziyasi sulfat va nitrat kislotalarda ma'lum konsentratsiyagacha ortib borib, so'ngra sekinlashadi. Metal passiv holatga o'tadi. Temir azot kislotasiga yemirilishganda vodorod ajralmaydi. Hosil bo'lgan vodorod atomlari kislota molekulalari tomonidan oksidlanib, suv va azot oksidlari hosil bo'ladi. Hurmatli magistrlar, keyingi foydalanishingiz lozim bo'lgan adabiyotlarni sizning e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Siz bu adabiyotlardan foydalaning, ulardan ayni ma'ruza bo'yicha ma'lumotlarni olib, bilimingizni kengaytirasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruza uchun sizlargacha xayr.